Merhabalar, ben diyetisyen Şevval Uzun. 1,5 yıl Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde intern diyetisyen olarak çalıştım. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu an Kırşehir'de Şevval Uzun Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi'nde klinik diyetisyen olarak çalışmaktayım. Şevval Hanım, kilo vermek isteyenlerin yanı sıra kilo almakta zorluk çekenlere nasıl bir beslenme şekli önerirsiniz? Öncelikle toplumumuzda kilo verme sıkıntısı yaşayan bireylerin yanında bir o kadar da kilo almak isteyen bireyler mevcuttur. Aşırı zayıf bireylerin başta genetik yatkınlık olmak üzere düzensiz beslenme, iştahsızlık, ayrıyeten düzensiz beslenmeye bağlı olarak bazı kronik hastalıklar da oluşabileceği için bu nedenlerden dolayı bazı bireyler maalesef ki kilo verme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Ancak düzenli bir diyet tedavisiyle bu bireyler çok rahat bir şekilde kilo alımını sağlayabiliyorlar. Günlük olarak beslenmelerine düzenli olarak dikkat ettikleri takdirde çok rahat bir şekilde bu bireyler her ay düzenli olarak çok rahat bir şekilde kilo alabiliyorlar. Normal öncelikle bu tarz bir durumla karşılaştığımızda öncelikle kan tahlili mutlaka bu bireylerin yaptırmaları gerekiyor. Daha sonra kan tahlili yaptırdıktan sonra özellikle normal kan tahlilindeki parametreler göz önünde bulundurularak bir diyetisyen eşliğinde kişiye özel olarak hazırlanmış bir diyet programıyla çok rahat bir şekilde bu bireyler kilo alma işlemini tamamlayabiliyorlar. Normalde daha doğrusu kilolu bireylerden hariç normal kilo vermede sıkıntı yaşayan bireylerin vücutlarında yağ oranları çok düşüktür. Kas oranı ise normal değerlerin çok altındadır. Ancak size özel olarak hazırlanmış bir diyet programıyla hem vücudunuzdaki yağ oranınızı hem de kas dokunuzu çok rahat bir şekilde arttırabilirsiniz. Bizler diyetisyen Şevval Uzun Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi olarak kilo almak isteyen bireyler için de yardım etmekteyiz burada. Genel beslenme önerilerine bakacak olursak, günlük olarak mutlaka kahvaltıda çay yerine taze sıkılmış meyve suyu tüketebilirsiniz. Bu şekilde hem kalori alımınızı artırırsınız hem de çok rahat bir şekilde kilo alımına destek sağlayabilirsiniz. Çünkü bir bardak meyve suyu toplam olarak 5 porsiyon meyveye eşittir. Bu nedenle de ne kadar vücudumuza sağlıklı bir şekilde kalori alırsak bizim için o kadar iyi olacaktır. Özellikle ayrıyeten gün içerisinde sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Sütlü tatlılarınızın üzerine cevizdir, bademdir bu tarz besinleri ekleyerek yine kalori alımınızı mutlaka arttırabilirsiniz. Bunlara ek olarak ayrıyeten gün içerisinde yapılan düzenli egzersizler de kas oranınızın artışına sebep olacağı için bizim kilo alma diyetimizi mutlaka olumlu bir şekilde etkiler. Bunun yanında kuru meyvelere yer verebilirsiniz. Çünkü kuru meyveler özellikle pose ve kalori açısından yüksek değere sahip olduğu için kilo alımınızı da bu şekilde çok rahat bir şekilde destekleyebilirsiniz. Her daim dediğim gibi mutlaka su tüketimine de dikkat edilmelidir. Ancak bazı bireyler çok fazla su tükettiği için midede aşırı bir şekilde doygunluk hissi oluşur. Bu doygunluk hissini baskılamak için de çok aşırı derecede su tüketiminden mutlaka kaçınmak gerekir. Bu nedenle günlük olarak 1,5 ila 2 litreyi geçmeyecek şekilde su tüketmenizi öneriyorum.